Omuzunu mesela denize bir taş atarsınız. Ceketinizi giyerken kolunuz takılır ya, hani bazen giyemezsiniz. Arabanın evet. arka koltuğundan ağır bir çantayı öne almaya çalışırsınız. Benim en sık o zaman oluyor. Evet. Ani bir hareketle. Evet. Genelde ani hareket. Evet. Yani yavaş yaptığım zaman hiçbir zaman böyle bir şey başıma gelmiyor. Ama arabadayım diyelim. Arka koltuktan evet. bir şey, çantamı alacağım mesela. Bak şu anda bile mesela hissediyorum. Tam evet. şuramda bir şey evet. hissediyorum. Şimdi orada bir adele grubu var. Şimdi buraya bir ip bağladım Halit Hocam. Şurada bir şurada göstereyim. Maketimiz var belki onda. Şu, evet, şu iskeletin üstüne göstereyim daha kolay. Bakın şuraya bir ip bağlarsam şuradan gelen bir kas var. Şunun altından geçiyor. Evet. Şu aradan geçip buraya yapışıyor. İpi buraya bağladım. Buradan çekersem kol kalkar, bırakırsam iner. Çekersem kalkar, bırakırsam iner. Burada bir git gel yapan ince bir adele var. Bu arada gidiş geliş yapıyor. Şimdi bu git gel yapan adele yani ters. Gidiş geliş yapıyor dediğiniz bu kolu çekmeye evet, yarayan adele çekmeye içeriden. Çekmeye çalışan adele bu aradan gidip geliyor. Tamam. Şu aralıktan yani şu bir santimlik aralıktan git gel yapıyor. İşte bazen ters bir hareketle o adelede bir şişme oluyor, bir ödem oluyor. Ödemle yani. Mesela elime vurdum çekişte kırılmadı ama şişti, kızardı, kalınlaştı değil mi? Burada da adelenin kalınlığı bu kadarken, yani şu kalınlıktayken ödem oluyor, oluyor bu kadar. Şimdi tabii bu kalınlıkta bir adele bu arada sıkışmaya başlıyor. Halit Hocam çok tipiktir. Özellikle gece ağrıları oluyor hastaların. Neden? Çünkü gündüz kolun bir o ağırlığı var. Mi yatıyor? O yüzden mi? Yok hocam. Ha. Gündüz kolun bir o da bir etken ama gündüz kolun bir ağırlığı var. Yer çekimi etkisiyle şu iki kemik arasındaki mesafe daha geniş. Gece yatağa yatınca kol yer çekimi etkisiyle asılıyor. Tabii yer çekimi etkisi ortadan kalkınca omuz biraz daha yukarı çıkıyor. Bu sefer hasta omuzunu rahatlettirmek için uygun bir pozisyon arıyor. Hatta çok ağrısı olanlar yatağın kenarına oturur ya da evin içinde dolanıp kolunu hani boşta bırakmaya çalışır ki bu arası açılsın diye. Şimdi hocam ağrınız olunca ne yaparsınız? Ağrıya sebep olan şeyden kaçınırsınız, doğru mu? Evet, doğru. Omuzu ağrıyan insan da bu kolunu böyle tutuyor. Yukarı kaldırırken ağrıyorsa artık yukarı kaldırmıyor. Arkaya götürürken ağrıyorsa artık arkaya götürmüyor. Bir süre sonra hareketlerini kısıtlamaya başlıyor. Ama bakın omuz normalde yanda duran bir eklem değil mi? Düşmesi lazım yere. Evet. Bunu yerinde tutan bağlar var, kaslar var ama bir de eklem kapsülü var içeride. Hani az miktarda sıvı salgılıyor, kayganlık yapıyor, rahat hareket ettiriyoruz ya. İşte o sıvıyı da hapseden bir kapsül var. İşte bu az hareket kapsülde sertleşmeye sebep oluyor. Kapsül sertleşince ağrı artıyor. Ağrı arttıkça hasta daha az oynatıyor. Daha az oynattıkça daha çok ağrı, daha çok sertlik, bir kısır döngü oluyor. Ve sonunda donuk omuz oluyor Halit Hocam. Yani ağrıdan dolayı kullanılmayan eklem donmuş oluyor. Donuyor ve bununla en sık omuzda karşılaşıyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Bazı hastalar geliyorlar diyorlar ki işte bize şey verdiler, omuz kol askısı kullanmayın omuzunuz dediler. Hayır, aksine omuzu kullanmak gerekiyor. Özellikle hocam şu bir Kodman egzersizi vardır. Sizin üzerinize gösterebilir miyim? Yani bunu yaptığınız zaman omuz ağrılarının çok büyük bir kısmı gerçekten düzelir. Biraz evet, eğilerek duracağız. Hocam omuzunuza şöyle kolunuzu bir saatin sarkacı gibi ileri geri şöyle ama serbest serbest. Mesela çıktı falan. Çıkmaz. Korkmayın. Yani burada yırtık da artmaz. Çünkü eğilerek yapıyorsunuz ya, adeleye yük bindirmiyoruz. Bunu böyle 20 kere böyle ileri geri sallayacaklar. Şimdi bu. Alta yazın lütfen. Omuzda ağrı varsa, bu tipik hani hayatınız evet. boyunca o yaşadığınız, o ani hareketle gelen böyle omuzunuzun başında hissettiğiniz ağrı var ya, o varsa evet. bu hareketi yapabilirsiniz evet. evde rahatlamak evet. için. Evet, sonra bunu iki yana yapıyoruz hocam. Hocam şöyle çekip sallıyorlar mesela. Yok, o değil. Onu yaparsanız adeli yırtığı büyür hocam. Şöyle önden sağa sola bir saatin ama sarkısı işe yarıyor gibi. Bir dakika. Şöyle böyle tutuyor böyle tak diye böyle çekiyor. O, gerçekten. Yok hocam, öyle şeyler yapmamak lazım. Peki. Çok tehlikeli. Bu çok tipik yani. Yapılan bir hareket olduğu için yani bunu evet. böyle egzajere ederek anlattım hocam, ama. Hocam bel fıtığında ayaklarını asıp sırtına sopayla vuruyorlar. Yani bu da ona benziyor. Yani. Olmaz yani. Peki. Şimdi ileri geri yapmıştık. Evet. Şimdi sağa sola yapıyoruz. 20 defa böyle. Sonra 20 kere daire yapıyoruz omuzdan böyle. Hasta kendi yapacak bunu. Yani şu şekilde. Her gibi. Evet. Böyle. Sonra ters daire 20 kere. Yani şöyle şöyle ama değil. Ama boşluk da kasını evet, evet. hareket ettirir gibi değil tabii. aslında. Yani omuzu mesela şöyle oynatmayacak. Şöyle büyük bir şevkle savura savura yapacak hocam. Anladım. İnanın çok faydası. Yani kendi ağırlığıyla dönüyormuş gibi hissedeceksiniz.
aklınızdan omuzun başı hareket ediyor ama evet. Düşünsel olarak kol hareket etmiyor gibi. Evet. Bir de bir duvara böyle tutunup şöyle parmaklarınızla duvara kolunuzu tırmandırıp yükseltiyorsunuz hocam. Sadece bunları yapmak birçok omuz problemini çözüyor. Bazen hasta geliyor mesela 2 aydır benim omuzum hiç hareket etmiyor diyor. Ben alıyorum onun kolunu biraz da zorlayarak. Bu egzersizleri 5 dakika yapıyoruz hocam, hasta kolunu kaldırıyor, sonra da inanamıyor. Bir sürü ameliyat denen hasta bu sayede ameliyat olmadan kurtulabiliyor. Dolayısıyla omuz ağrınız varsa lütfen doktora gidiniz. Tetkik yapmakta bir sorun yok, doktora ulaşmakta bir sorun yok. Öyle iyi bir ülkede yaşıyoruz. Lütfen gidiniz. Doktor arkadaşlarımız zaten yapacakları şeyleri biliyorlar ve dediklerini yapın.